Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar temel mesleki uygulamalar dersi. 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım sınav öncesi. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz kısmında. Sınavların yine olmazsa olmazı bir bölüm. İlk sorumuz, bakalım bizden ne istiyor? Mikroplara ilaç, ısı ve benzeriyle öldürme yol ve yöntemlerinin tümüne nokta nokta denir. Bu kavramımız antisepsi olarak ifade edilir arkadaşlar. Antisepsi kavramını birinci boşluğumuza yazalım. Bir yaranın, bir maddenin, laboratuvar ve ameliyat aygıt ve araçlarının, bir pansuman gerecinin taşıdığı ferment ve mikropları yok etmeye nokta nokta denir ifadesindeki kavramımız sterilizasyondur arkadaşlar. Buraya da sterilizasyon şeklinde dolduralım. Bir diğer boşluğumuz. Nokta nokta cansız ortamdaki, bakın bu önemli, cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemi. Bu işleme biz dezenfeksiyon diyoruz arkadaşlar. Buraya da dezenfeksiyon yazalım. Evet, bu kavramı da hatırlamış ve tanımını da böylelikle sizlere hatırlatmış olduk. Diğerine bakıyorum. Tıp dilinde radyoaktif maddelerin bir yere bulaşmasına nokta nokta denir ki o da kontaminasyon olarak ifade edelim. Kontaminasyon, kirlenme, bir yere bulaşma anlamı var tıp dilinde. Son boşluğumuz nokta nokta kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ajanların insan vücudundan, eşyalardan ve çevreden uzaklaştırılması veya etkisizleştirilmesi yoluyla insanların, eşyaların ve çevrenin güvenliğinin sağlanması ifadesine de dekontaminasyon denir arkadaşlar. Kontaminasyonun zıttı, buna da dekontaminasyon diyelim. Evet, bu kavramlar önemli. Ünitelerde görmüştük zaten diyoruz ve hatırlatarak geçiyoruz bir başka bölüme. Evet, diğer bölümümüzde yine klasik sorular var. İlk sınavın olmazsa olmazlarıdır klasik sorular. Biz de sizler için en uygun ve en güzellerini bulmaya, hazırlamaya çalıştık. Arkadaşlar B bölümünün ilk sorusunda hasta odasında bulunan eşyaları yazınız şeklinde bir ifademiz var. Arkadaşlar belki başımızdan geçmiştir veya bir hastaya refakatçılık yapmış olabiliriz. Daha da güzel hatırlayacaksınız ki işimiz, öğrenciliğimiz gereği zaten hastanelerde bunları bol miktarda görüyoruz. Arkadaşlar önce olmazsa olmaz zaten yatak. Şöyle bir yatak kelimesiyle başlayalım. Bir diğeri yine yatağı çevreleyen yatak takımları diyelim. Bir diğeri etajer. Bir diğeri zor durumda hastaların çağırma zili diyelim. Bir diğeri refakatçılar için veya misafirler için sandalye. Bir diğeri merkezi oksijen sistemi arkadaşlar. Bu da lazım hastalar için. Merkezi oksijen sistemi. Bir diğeri suction sistemi arkadaşlar. Bu tükürük, balgam gibi şeyleri atmak için kullanılan suction sistemi. Ve son olarak da tekerlekli yemek masası. Evet, hastaların yatağında yemeklerini rahat yiyebilmesi için tekerlekli bir yemek masasında olması gerekiyor. Çünkü ayağa kalkabilen, kalkamayan hastalar var biliyorsunuz. Evet, bu şekilde hasta odasında bulunması gerekenleri de sizlere hatırlatmış olalım arkadaşlar. Geliyorum bir başka klasik sorumuza. Hasta odasının temizliği sırasında uyulması gereken kurallardan 4 tanesini yazın şeklinde bir ifade var. Hemen aklımıza neler geliyor? Biliyorsunuz ki odaya girişte mutlaka izin istenecek. Çünkü özel bir oda hasta da olsak. Telefon temizliği için ayrı bir bez kullanacağız. Zemin temizliği dezenfektan ve kimyasal ile yapacağız. Uygulama sırasında mutlaka elimize de eldiven takacağız arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim ve hemen maddeye dökelim. Birincisi, odaya girişte mutlaka izin istenmeli arkadaşlar. Odaya girişte izin istenmeli. Kapı tıklatılıp müsait mi diye izin istenmeli. Bir diğeri de odada bulunan telefon temizliğini ayrı bezle yapmalıyız arkadaşlar. Telefon temizliğinin
ayrı bezle yapmalıyız. Bir diğeri zemin temizliği mutlaka dezenfektan veya kimyasal bir maddeyle yapılmalı arkadaşlar. Zemin temizliği kimyasal dezenfektanla yapılmalı diyelim. Ve son olarak da uygulama sırasında elde mutlaka eldiven olmalı. Elde mutlaka eldiven olmalı. Evet, bu dört maddeyi hastanın odasının temizliğinde dikkat edilmesi gereken bu dört maddeyi de sizlere şöyle bir hatırlatmış olduk arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer klasik sorumuza. Bu sorumuzda da düşme riski olan hastalar için alınması gereken önlemlerden dört tanesini yazılı şeklinde ifade var ki önlemleri biliyoruz. Bunlar tekerlekli sandalye ve koltuk değneği olmalı mutlaka düşenler için. Ya tekerlekli sandalye olacak ya da bir koltuk değneği olacak. Yeterli aydınlatma sağlanmış olmalı. Zemin veya merdiven kaygan olmamalı. Düşmesini önlemek için düşebilir biliyorsunuz. Duvarda tutunacak mutlaka bantlar olmalı arkadaşlar. Tutuş bandı diyoruz biz onlara. Onları şöyle bir maddeye dökelim. Birincisi tekerlekli sandalye ve koltuk değneği olmalı. Evet, yürürken yardımcı olması adına bu ikisi mutlaka olmalı arkadaşlar. Bir diğer ifademiz yeterli aydınlatma sağlanmalı. Odadaki aydınlatma mutlaka yeterli olmalı. Evet, bu ikinci maddemizi de yazdık. Bir diğeri zemin veya merdiven kaygan olmamalı arkadaşlar. Zemin, merdiven kaygan olmamalı. Evet, son maddemizde duvarda tutunacak bantlar olmalı diyelim arkadaşlar. Evet, bu dört maddeyi de yerine getirdiğim zaman düşme riski olan hastalar için güvenli önlemler almış oluruz diyelim ve geçelim artık bir başka soruya. Evet, burada da ifade edilen sorumuz hasta ziyaretiyle ilgili dikkat edilecek hususlardan dört tanesini yazın. Evet, hasta ziyaretlerimiz oluyor biliyorsunuz. Yakınımız olabilir, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz olabilir. Tabii ki ziyaret edeceğiz. Peki dikkat etmemiz gerekenler ne arkadaşlar? Onlara da bakalım. Odada 2'den fazla ziyaretçi olmamalı arkadaşlar. İlk önce onu yazalım. 2'den fazla ziyaretçi olmamalı diyelim. Evet, hastanın hem enfeksiyon kapma riskini önleriz hem de havalandırma için sıkıntı olabilir. Hasta rahatsız olabilir. 2'den fazla kişi olmamalı arkadaşlar. Bir diğeri de yüksek sesle konuşulmamalı. Bir diğer maddemiz hastaya hediye getirilmemeli arkadaşlar. Çünkü hastanın solunum yolları sıkıntısı olabilir. Özellikle çiçek getiriliyor biliyorsunuz. Alerjik sonuçlar ortaya çıkabilir. Onun için hastane odasına hediye getirilmemeli. Daha sonra taburcu olduğunda evinde istediği hediyesini götürebilirsin zaten. Bir diğeri de hasta başında bir şey yenilip içilmemeli arkadaşlar. Hasta başında, hastanın odasında bir şey yenilip içilmemeli. Evet, bu kurallara da dikkat edin. Hastanedeki hasta yakınlarımızı ziyaret ederken bu kurallara da dikkat edersek onların
sağlığı için hareket etmiş oluruz diyoruz ve geçiyoruz bir başka sorumuza. Yatak çeşitlerini yazınız şeklinde bir ifade var ki hastane odalarındaki yatak çeşitlerini biliyoruz. Bunlar açık yatak var, kapalı yatak, ameliyat yatağı, şok yatağı, 4 tane yatak bölümü var. Hemen onları da açık yatak olarak söyleyelim. Şöyle açık yatak diyelim. Bir diğeri kapalı yatak. Bir diğeri ameliyat yatağı. Ve son olarak da şok yatağı olarak 4'e ayırıyoruz arkadaşlar. Evet, yatak çeşitleri 4'tür. 4'e ayrılır ve isimleri de bu şekilde hatırlatmış olduk sizlere. Geçiyorum bir başka ifadeye. Burada da kişisel koruyucu ekipmanları giyilme sırasına ve çıkarılma sırasına göre yazınız. Evet, üzerimize giyeceğimiz ekipmanlarımız var. Onun da bir giyme sırası var. İşlem bittikten sonra onların da bir çıkarılma sırası var. Öncelikle giyme sırasına bakalım arkadaşlar. İlk önce önlük giyilecek. Daha sonra maske takılacak. Daha sonra gözlük veya yüz koruma aparatları takılacak. Ve son olarak da eldiven takılacak arkadaşlar. Giyme sırasını bu şekilde ifade ediyoruz. Bir de tabii bunları işlem bitince çıkarılması var. Öncelikle bakın eldiven en son giyiyorduk. Çıkarırken eldiveni ilk önce çıkaracağız. Evet, çıkarma sırasında eldiven ilk çıkmalı. Daha sonra önlük çıkmalı. Daha sonra gözlük ve göz koruyucular çıkmalı. Ve son olarak da maskemizi çıkarmalıyız arkadaşlar. Evet, giyme sırası ve çıkarma sırasına bu şekilde dikkat edin. Aynı malzemeler kullanılıyor giyilen ve çıkarılan ama sırası farklı. O sıralara da dikkat ettiğimiz zaman puanı tam alırız diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bir diğeri de ellerin yıkanması gereken durumlardan 4 tanesini yazınız şeklinde ifade var. Evet, ellerin yıkanması da var ama hangi durumlarda yıkanır onlara bakacağız arkadaşlar. Hemen 7. soruda. Birincisi, tuvaletten önce ve çıktıktan sonra arkadaşlar. Birincisi, tuvaletten önce ve tuvaletten çıktıktan sonra. Evet, hem önce hem tuvalet öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalı. Bir diğeri, öksürük, hapşırık gibi durumumuz varsa ondan sonra mutlaka elimizi ağzımızla kapatıyoruz çünkü. Öksürük ve hapşırıktan sonra yıkanmalı. Bir diğeri, dişimizi, gözümüzü, ağız temizliğimizi yaparken bütün bu temizliklerden önce elimiz mutlaka yıkanmalı arkadaşlar. Diş, göz ve ağız temizliğinden önce. Biliyorsunuz ki en çok vücudumuza el ve parmaklar sayesinde nedeniyle vücudumuza mikroplar gidiyor, bakteriler, virüsler girebiliyor. Dolayısıyla özellikle kolay girebilecek dişi, göz ve ağız temizliğinde bu bölgelerden enfeksiyon kapma riskimiz çok daha yüksek. Buraların temizliğinden önce mutlaka eller yine yıkanmalı. Ve son olarak da yemek hazırlamadan ve yemeden önce. Yemek hazırlanmadan ve yemeği yemeden önce. Evet, bu önce ve sonra işlemlere dikkat ederek ellerimizin yıkanması gereken durumlarda yıkamamız gerekiyor diyoruz arkadaşlar ve geçiyoruz artık bir başka soruya bu sayfadaki. El yıkama çeşitleri nelerdir? Evet, el yıkama çeşitleri de var. Elleri ne zaman yıkayacağımızı biliyoruz ama el yıkama çeşitleri neydi arkadaşlar? Birincisi, sosyal el yıkama. Evet, el yıkamanın önemli olduğunu söyledik. Bir diğeri, hijyenik el yıkama. Ve son olarak da özellikle doktorların ameliyattan önce ve sonra cerrahi el yıkama şeklinde
yaptıkları el yıkama çeşitlerini de hatırlatmış olalım. 3 çeşit el yıkamamız var. Sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama ve cerrahi el yıkama olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlattık ve geçiyoruz bir başka sayfaya. Evet, 9. sorumuzda sağlık personeli çalışırken karşılaşabileceği 4 riski yazınız ifadesi var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sağlık çalışanları hastanede hastaların eli kolu. Biyolojik riskler var, iğne batması gibi. Fiziksel riskler var, radyasyona maruz kalma gibi. Kimyasal riskleri var, dezenfektandan gibi şeylerden, kimyasal maddelerden etkilenme riskleri var. Bir de ergonomik dediğimiz bu ameliyat olsun, yatağa bağımlı hastaları indirme, kaldırma, hastaları taşıma gibi riskler hastanedeki çalışan sağlık personelinin belinin, bacağının, kolunun ağrımasına da sebep olabiliyor. Dolayısıyla birincisi biyolojik risk. Dediğimiz gibi iğne vesaire batması veya neşterle kesilmesi elimizin. Bunların hepsi biyolojik risk. Bir diğeri fiziksel risk. O da demin bahsettik. Laboratuvarlarda radyasyona maruz kalma riski. Bir diğeri kimyasal risk. Ona da dezenfektan gibi maddelere zarar görme demiştik. Ve son olarak da ergonomik risk diyelim. O da hastaların indirme, bindirme, kaldırma durumlarında vücuduna, kendi vücuduna zarar verebilmesi, kolunu bacağını ağrıtabilmesi gibi riskler var. Dolayısıyla sağlık personelinin çalışırken karşılaşabileceği 4 ana risk bu şekilde arkadaşlar. Hatırlattık ve geçiyoruz diğer sorumuza. Hastanede atık çeşitlerini yazınız ve hangi renk kutulara hangi atıkların atıldığını yazınız şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hastane atıkları var. Peki bunlar neler? Onlara bir bakalım. Şimdi mavi kutu var, siyah kutu var, sarı kutu var, kırmızı kutu var. Öncelikle şunu yazalım arkadaşlar. Mavi kutuya neler atıyorduk? Ambalaj atıklarını, yani iğnenin, ilacın, serumun boş olan ambalaj kutularını atıyorduk. Dolayısıyla önce bir yazalım. Ambalaj kutuları, serumlar, tabi boşaldıktan sonra diğeri de ilaç kutuları diyebiliriz. Bir diğeri siyah kutumuz var arkadaşlar. Yine siyah kutuya neler atıyorduk? Bunları söylediğinizi duyar gibiyim. Bunlara da her türlü evsel atıklar diyoruz arkadaşlar. Yiyecek içecek başta olmak üzere evsel atıklar. Bir diğeri sarı kutu. Sarı kutuya neler atıyorduk? Hatırlayın. Kesici ve delici aletler arkadaşlar. İğne ucu, neşter vesaire. Kesici ve delici aletler. Ve son olarak da kırmızı kutu diyoruz. Kırmızı kutu en önemlilerinden bunlar. Çünkü ne dedik? Her türlü tıbbi atıklar. Yani bunun içerisinde neler var? Doku artıkları var. Dışkı artıkları var. Kan gibi, kan örnekleri gibi atıklar var. Dolayısıyla bunları kırmızı kutuya atacağız diyelim arkadaşlar. Evet, 4 tane rengimizi ve içine hangi atıkların atıldığını bir kez daha hatırlatmış olduk sizlere. Geçiyoruz 11. soruya. Evet, 11. soruda da kritik araç gereçler hangi araç gereçlerdir? Yazınız. Evet, kritik araç gereçler olarak biz nelere diyorduk arkadaşlar? Öncelikle aklımıza ilk gelmesi gereken cerrahi aletler. Onları şöyle bir yazalım arkadaşlar. Cerrahi aletler yazalım. Ameliyathanede özellikle cerrahi aletler. Bir diğeri rahim içi araçlar. Rahim içi araçlar. Bir diğeri kateterler. Evet, damar içerisine salınan o ince borular. Hatırlayın kateterleri. Ve son olarak da iğneler diyoruz arkadaşlar. Evet, bu dördü kritik araç gereç grubuna giriyor ve cevabımızı bu şekilde sizlere hatırlatmış oluyoruz arkadaşlar. Ve geçiyorum son sorumuza bu sayfadaki. Hasta odasının ısısının, neminin ve renginin nasıl olması gerektiğini yazın. Evet, hastanın odasının nemi önemli, ısısı önemli ve rahatlığı adına o odanın rengi önemli arkadaşlar. Onu öyle şöylece bir maddeye dökelim. Isı arkadaşlar biliyorsunuz ki kışın 24 derece ve nemi de %30
30 civarında olmalı. En doğal ortam bu kışın hastalar için. Yazın biraz daha sıcak olacak tabii ama sıcaklık yine sabit tutulacak klimayla. Yine 24 derece ve nemini biraz daha fazla tutmalıyız arkadaşlar. %50 nem oranı olmalı en ideal oda sıcaklığı için. Peki renk olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Renk olarak biliyorsunuz ki hastanın rahatı, huzuru önemli. Sakinleştirici olarak, evet, sakinleştirici etkisi olan açık kahverengi ve açık yeşil olmalı arkadaşlar. Evet, bu önemli. Açık kahverengi ve açık yeşil renkleri odanın iç rengi olması tercih edilmeli. Hastanın sakinleştirilip rahat ve huzurlu bir ortamda tedavi olabilmesi için diyorum ve geçiyorum artık son sayfamıza. Evet, son sayfamızda son 3 sorumuz var arkadaşlar. Bu 3 soruda 4 yapraklı yeşil yonca simgesi ne amaçla kullanılır? Yine hastanelerde çalışıyorsunuz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 4 yapraklı yeşil yonca o odadaki hastanın düşme riski olan hasta olduğunu ifade eder. Dolayısıyla onu da şöyle bir cümleyle yazalım. Düşme riski olan hastayı ifade eder. Evet, buna göre zaten hemşireler de dikkatli olacaktır. Çünkü bu amblemi gören herkes ne anlama geldiğini biliyor sağlık personeli olarak. Geliyorum bir diğer sorumuza. Burada da monitör cihazında hastaya ait hangi parametreleri izleyebildiğimiz yazın. Özellikle ameliyat sonrası bir alet takılır biliyorsunuz. O monitör cihazında bizim gördüğümüz şeyler nelerdir? Öncelikle kalp ritmini görürüz. Daha sonra ısıyı görürüz. Bir sonraki kandaki oksijen seviyesini görürüz arkadaşlar. Bir diğeri hastanın nabzını görürüz. Ve son olarak da yine hastaya ait tansiyon değerleri yine bu monitör cihazında bizlere bilgi verir diyoruz. Ve geliyorum artık son sorumuza bu videodaki. Hastanın mahremiyetini korumak için nelere dikkat etmeliyiz şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar dikkat edeceğimiz en önemli şeyler bu. Hastanın mahremiyeti gerçekten çok önemli. Yataklar arasında özellikle acil bölümünde özel odalarda gerek yok ama acilde biliyorsunuz bir sürü insan yatabiliyor yan yana. Onun için yatakları ayırma adına paravan olmalı arkadaşlar. Paravan olmalı. Bunu bazen çarşafla veya perdeyle de yapılabiliyor. Bir diğeri yabancı kişi olmamalı. Hastanın başında yabancı, tanımadık insanlar olmamalı. Bir diğeri kişisel verilerin mahremiyeti sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Yani herkesle paylaşılmamalı. Dolayısıyla bu da önemli. Kişisel veriler verilerin diyelim mahremiyeti yani gizliliği diyelim şöyle mutlaka sağlanmalı arkadaşlar. Ve son maddemizde hasta kendi değerlerine mutlaka sahip çıkabilmeli. Yani rahatça ibadetini yapabilmeli, rahatça inandığı gibi yaşayabilmeli. Bunlar önemli. Onun için bunu da madde olarak yazalım. Hasta kişisel değerlerine sahip olabilmelidir. Diyoruz ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet edip abone olmalarını sağlarsanız gerçekten çok minnettar oluruz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.